kurbanın etinin dağıtılması şimdi. Evet. Ne kadara dağıtılır? İşte bazıları var, ben görüyorum, şahit oluyorum. Pek azını dağıtıp çoğunu kendi yiyor. Bazıları var, hiç kurbanı görmüyor bile. Birine vekalet ediyor, kesiyor, hiç etinden bir parça bile yemiyor. Klasik olarak. Ya bunun bir oranı var mıdır? Yani kendine ayırır. Üçe bölünür. Örfe göre bizim küçüklüğümüzden beri. Bütün kitaplarımızda, ilmihal kitapları da hep aynı. Üçe bölünür. Şey. Biri fakir fukaraya, biri eşe dosta, biri kendi evine. Bu geçerli bir oran mıdır? Tabii. Bu oranı ne belirliyor peki? Peygamberin tavsiyesi var. Bunu mu tavsiye etmiş? Böyle tavsiye ediyor. Evet. Ve İslam alimleri de buna meyletmişler. İttifak ama şu kaydı da koymuşlar. Eğer kurbanın etine kendi ailesinin ihtiyacı varsa tamamını evinde de bırakabilir. Bırakabilir. Yani çoluğu, çocuğu filan. Dağıtmak şartı yani. Evet. O zaman sadaka şeyi olmuyor ama. Halkımızın bilmesi... Kendi çocuğuna, ailesine, yakınlarına yedirmesi de sadaka hükmündedir. Fakirse zaten kesmesi gerekmiyor ama. Kesti efendim. Ha, kesti. Yani. Yani fakir fukara yani mali durumu iyi olmayan da kendisi evet, için kesebilir. Evet, yine geçerlidir. Ona da tatavuan kesti diyoruz bakınız. Evet. Yani fazladan sevap kazanmak için kesti. Bir noktayı açıklamakta fayda görüyorum ben dinleyicilerimiz. Seyirciler demiyorum. Herhalde seyirlik insanlar değiliz. Değiliz evet. Dinleyici daha doğru. İslam mezhepleri içinde Hanefi mezhebine mensup olanların görüşüne göre kurban kesme yeterliliğine sahip olan her bir fert aile içinde kesmekle mükellef oluyor. Yani bir ayette 5-6 tane kesilebilir. Evet, kesilebilir. Ama İmam Şafii'nin bir başka görüşü var. O da diyor ki bir aile içinde aile reisinin kesmesi o ailenin bütün fertlerine kapsar. Buna da sünnet-i kifaye deniyor. Sünnet-i müekkede-i kifaye. Hem müekket, güçlü bir sünnet, hem de bütün aile için yeterli bir ibadet demek. Mesela Hanefi olup da kurban kesmekte güçlenen, zorlanan kişiler bu görüşü de uygulayabilirler. Yani hem kurban ibadeti olsun, evimizde kurban kesilmiş olsun. Hem de tek tek her birimiz bu işi yapamayacağız. Bir evde bir kurban kesilsin diye de düşünebilirler. Sonra dinde kolaylığı tercih etmek de temel prensiplerden birisidir. Daima zorluğa doğru insanları yönlendirmek peki, doğru vaktimiz değildir. Azalıyor. Bir iki çok genel gelen soru daha var. Tavuk keserler mesela. Olur mu? Olmaz. Adak olarak olur mu tavuk kesmek? Tavuk tasadduk etmek yani sadaka olarak tavuk kesilip şey edilebilir. Ama kurban olarak ama olmaz. Ama kurban olmaz. Demin şey içinde söyledim, ezan içinde söyledim. Kurban, ezan gibi şeair-i İslamiyedendir. Yani İslam'ın sembollerindendir. Ama Anadolu'da, bizim memleketimizde de, Gaziantep'te de efendim oğlum askerden gelirse bir horoz keserim, tavuk keserimdir. Keser. Bu adak ama o başka. Adaktır. Keser, pilav yapar, üstüne koyar, komşulara dağıtır. Adak olarak da yapılabilir. Fakat normal kurbanın yerine o konulamaz. Peki, yani çünkü şeair-i İslamiyedendir. Peki, yani sünnetlikten biraz daha şeydir, üstün bir şeyi vardır, yapısı vardır. Şeyin, kurbanın. Peki yine ezan gibi yani ezan normal sünneti okuması da olur. Ama ezan farklıdır. O şeairdir. Yani şeydir. Peki yine bir tane bildiğimiz simge. Simgelerinden bir tanesi. İslam'ın simgelerinden. Şartı değil ama olmazsa olmazlarından bir tanesi. Peki yine bir çok gelen bir soru daha var. Adak ve kurban farkı. Yani diyelim ki birisi koyun keseceğim dedi. Yani kurban keseceğim dedi. Bir şeyle ilgili işte oğlum askerden gelirse şu olsa bu olursa. Çok yaygındır bu. Bunu kurban bayramında kesip ikisini bir araya getirebilir mi yoksa ayrı ayrı mı kesin? Ben onu söyleyeyim bakın. Kurban kelimesini kullanmak suretiyle adak yapmışsa Allah Kur'an'da vel yufu nuzurahum diyor. Nezirlerini ifa etsinler. Yani adaklarını yerine getirsinler. Kurban bir ibadet türü. Sadaka bir başka ibadet türü. Hangi ibadet türü adanmışsa o ibadetin yerine getirilmesi lazım. Horoz kesmek kurban kesmek değildir. Değil. Sadaka ibadetidir o. Yani orada kesim söz konusu değil. Etinin sadaka olarak verilmesi için bir araçtır kesim orada. Berik'in de İbadetin yerine gelmesi için kesilen, ondan sonra devam eden
sadaka kısım var, tasadduk et yenmesi filan. Onun için hangi ibadet adanmışsa o ibadetin yerine getirilmesi gerekiyor. Kurban olarak adanmışsa burada iki tane görüş var İslam alimlerinin. Daha doğrusu iki kategori görüşü var. Niye ikide bir İslam alimleri diyorum? Onlar bizi bağlamazlar mı? Elbette bağlamazlar. Ama bizden önce ne düşünmüşler, ne yapmışlar bunu da bilmeye ihtiyacımız yok mu? Tekellek mahkeme içtihatlarına bakar diyor. Medeni kanunun içtihatla ilgili ilk maddeleri. İçtihatlarda ne var ona bakıyoruz. Nasıl anlamışlar mesela bizden önce? Demişler ki eğer betahsis özellikle kurban demiş, kurban kesim günlerinde kesmesi gerekir demişler. Çünkü kurban bayramının ilk 3 gününde kurban kesilir. Evet. O günlerde kurban ibadeti yapılacağı için o ibadeti adayan kişi o ibadeti o zaman yerine ama getirir. Tam tersi mesela. Ben geçen gün birisiyle konuşuyordum. Dedi ki Arefe günü kurban keseceğim. Gelemem dedi. Niye Arefe günü kurban keseceğini? O adaktı çünkü dedi. Böyle i̇şte, midir? İşte bakın ben bu iki görüşü anlatırken birincisini söyledim. Aha. İkincisi sizin acele etmeniz çok hoş bir şey. Önceden yol açıyor. İkinci görüş de yani yılın ne zamanında olursa olsun kesme şeklidir kurban. Kurban. Yani zaman şartı nazar itibar almadan. Sonra Osmanlıların son döneminde özellikle fetvahane, fetva emini Hacı Nuri Efendi zamanında alınan bir karar var. O karar adak kurbanlarını Arefe günü kestirmek, kurban bayramında kurban kesmeye gücü yetmeyenlere baştan bu etlerin dağıtılmasını, sevincin, şölenin Arife gününden başlamasını sağlamak gibi faydalar düşünülmüş. Ama bayramda da kesilebilir yani. Yok. Esas bayramda kesmektir de. Ha, esas bayramda kesmektir. Arife gününde kesilebilir. Evet. Özellikle Arife günü denmesinin sebebi budur. Anladım. Ancak bir şey vardır. Bir şey vardır. İnnemel amalu bin niyat. Özellikle ibadetlerde niyetler esastır. Maksatlar esastır. Şekiller ikinci derecede kalır. Onun için... Yani siz hala ısrarlısınız. Elbette. Sadaka verilebilir elbette diyorsunuz. Elbette. Şart değildir. Kasaptan alan et de verilebilir diyorsunuz. Niyet Allah rızası için. Niyet etmek esastır.